Herkese merhabalar. Pazardan aldığımız domatesin çekirdeğinden domates fidesi yetiştireceğiz. Üstelik saksısını da evimizdeki kullanılmayan kitap sayfalarından yapacağız. İlk olarak A4 boyutundaki sayfayı tam ortadan ikiye katlayarak orta kısmını bulmuş oluyorum. Burayı tırnağımla bastırarak iz çıkartıyorum. Sonra sayfayı açıp sayfanın her iki kanadını ortaya doğru katlıyorum. Sayfayı ortadaki iz bıraktığım yerden tekrardan katlayıp kenarlardan ortaya doğru katladığım kısımların tam ortasındaki tırnak iziyle belirlediğim noktadan dışa doğru üçgen şeklinde katlıyorum. Bunu her iki kanada da yapıyorum. İkisini de üçgen şeklinde katladığımda burada bir köşe oluşuyor. Elimi bıraktığımda açılmaması için mandalla tutturuyorum. Karşı tarafını da aynı şekilde tam ortadan üçgen şeklinde katlayarak aynı işlemi uyguluyorum. Böylece köşeleri olan bir kutuya dönüşüyor. Kağıt torbaların alt kısmını tamamladıktan sonra üst kısmını içten dışa doğru ince ince kıvırarak katlıyorum. Böylece fidan torbalarını oluşturmuş oluyoruz. Sıfır maliyetle fide saksılarımızı kendimiz yapmış oluyoruz. Hem de geri dönüşüm olmuş oluyor. Sağlam olmaz diye düşünmeyin. Fidan için gayet yeterli oluyor. Geçen yılda bu yöntemle fide yetiştirdim. Çok güzel sonuç aldım. Çevremden acemi şansı diyenler oldu. Eğer bu sefer de güzel verim alırsam acemi şansı değil, Allah'ın izniyle ben bu işi becerdim diyerek mutlu olacağım. Mutlaka sonucu iyi de olsa kötü de olsa sizlerle paylaşacağım. Kağıt torbaların içerisine biraz yanmış gübre, biraz da toprağı karıştırarak doldurdum. Bu da pazardan almış olduğum bir domates. Bu sayede fidemizin tohumunu da sıfır maliyetle elde etmiş oluyoruz. Domatesi ikiye kesip içerisindeki çekirdeklerini çıkartıyorum. İnce bir sopa yardımıyla toprakta minik delikler açıyorum. Domateslerden çıkarmış olduğum tohumları bu deliklere yerleştiriyorum. Her saksıya birden fazla tohum atıyorum. Çimlendikten sonra içlerindeki daha iri, daha güçlü olanını bırakıp zayıf olanlarını yolarak seyreteceğim. Tohumları yerleştirdikten sonra üstlerini örtüyorum. Dediğim gibi bu yöntemi geçen yılda denedim. Gayet güzel verim aldım. Fidelerin toprağa dikiminden, büyümesinden, çiçeklenip meyve vermesine kadar tüm aşamalarının her birini çekip sizlerle de paylaşacağım. Tohumları ektikten sonra şöyle bir pet şişenin kapağına iğne ile delikler açtım. Fideleri bununla suluyorum. Tohumlar filizlenip çıkıncaya kadar toprağı hiç kurutmamalıyız. Fideler çıktıktan sonra ise toprağı kuruduğu zamanlarda sulamak gerekiyor. Fideler oluştuktan sonra çok da fazla sulamamalıyız. Kökleri çürüyebiliyor. Fideler çıktıktan sonra çok iyi güneş alan bir yerde olmalı ki gövdesi güçlensin. Son bir haftadır hava kapalı olduğu için benim fidelerim gövdeleri ince kaldı ve boyu ince bir şekilde uzadı. Tohumların ilk çimlenme videosunu yanlışlıkla sildim. Bunlar biraz daha büyümüş halleri. 2 gündür sulamadığım için toprağı kurudu. Hatta çatlaklar oluşmuş toprakta. Bu şekilde toprağı kurudukça suluyorum. Birkaç güne kadar havalar biraz daha ısınırsa büyük olanları bahçeye ekeceğim. Küçük olanları da seyreteceğim. Bunlar da biraz daha büyümüş halleri. Seyrettikten sonraki daha canlanıp gürleşmiş halleri. Umarım videom faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.